Bu yeni icadımla hayvanlık artık çok daha rahat edecek. Hiç kimsenin uyku problemi kalmayacak. Acaba sunumu ne zaman yapsam? Ve denek olarak kimleri kullansam? İnanmıyorum. Remzi Necati ve Şakir üçlüsü geliyor. Merhaba Mirket. Benden de merhaba Mirket. Vallahi Mirket amca ben söyledim. Üçümüz birden gitmeyelim. Koskoca bilim hayvanı rahatsız etmeyelim dedim ama beni dinlemediler. Tamam Şakir sorun yok. Hayırdır arkadaşlar? Ziyarete sebebinizi neye borçluyuz acaba? Mirket amca benim uyku problemim var. Her gece yatıyorum gözlerim kan çanağı gibi oluyor. Dönüyorum ama uyuyamıyorum. Al benden de o kadar Mirket. Necati ile gece sabahlara kadar oyun oynuyoruz. Çok uykumuz geliyor ama yatağa girince maalesef tık yok. Sen Necati? Ben de aynı şekilde Mirket. Hepsine tek tek katılıyorum. Tamam da arkadaşlar zaten kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Gece sabahlara kadar oyun oynayınca beyin tablet ve bilgisayar ışıklarını gün ışığı yerine koyuyormuş. Ve uyku o yüzden gelmiyormuş. Ama Mirket amca ya vallahi bak tableti birkaç saat öncesinden bıraksam bile uyuyamıyorum. Aynen Mirket ben de öyle. Önereceğim bir hap falan varsa en iyisi gidip eczaneden almak. Arkadaşlar sakin olun biraz. Öyle her şeyi hapla ilaçla halletmek yok. Niye Mirket amca? E sonuçta biz de bir canlı makineyiz. Her dakika içine yabancı madde atarsak vücudumuz iflas eder. Biraz da değişik yöntemlerle olayları halletmemiz gerekiyor. Değişik yöntemler derken Mirket? Peki arkadaşlar tamam saklayacaktım ama söylüyorum. Ne söylüyorsun Mirket amca? Ay tarihi bir an mı yoksa bu? Arkadaşlar son günlerde üzerinde çalıştığım bir icat var. Uyku makinesi. İnanmıyorum Mirket. Sonunda bunu da mı yaptın? Vallahi ben de inanmıyorum Remzi. Harika bir icat oldu. Üzerine oturuyorsun. Sana kırmızı ışıklar veriyor. Ondan sonra da uyku problemi falan kalmıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben denek arıyorum. Arzu ederseniz üçünüzü de denek olarak kullanabilirim. Tamam Mirket. Ben sana güveniyorum. Ben varım. Ben de varım Mirket amca. Remzi varsa, Şakir varsa ben zaten varım. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar bu sadece bir deney. İcadın sonuçlanmış tam hali değil. O yüzden olacaklardan tam da emin değilim. Hatta size kağıt bile imzalatabilirim. Fark etmez Mirket. Peki bu deney kaç gün, kaç saat sürecek? Yani biraz uzun sürebilir Remzi. Kadriye haber versek mi acaba? Yok Remzi yok. O zaman bütün dünyaya yayılır. Olmaz. Sadece dördümüz bileceğiz. Tamam Mirket amca tamam. Hani nerede? Arka tarafta mı? Ben gidiyorum. Çok merak ettim Mirket. Ben de gidiyorum. Remzi ya Kadriye sonunu çıkartırsa? Çocuk muyum Mirket ya? Hadi gel. Hadi bakalım inşallah. Oo, yoruldum falan ama alışveriş de mükemmel oldu. Buzdolabı doldu taştı. Artık ne yemek pişireceğim diye düşünmem. Bir tane tatlı yapayım. Bezelye yemeği yapayım. Yanında da meyve suyu. Mis. Ayol bu Remzi nerede kaldı? Akşam oldu hala meydanlarda yok. Canan bir bakar mısın buraya? Efendim anne. Kızım ne Şakir ortalarda ne baban. Necati abin desen hiç aramadı. Nerede bunlar? Belli ki üçü birlikte hareket etmişler ve ortalarda yoklar. Ben biliyorum galiba anne. Söyle bakalım. Konuşurlarken duydum. Mirket amcaya gidiyorlardı. Allah Allah. Üçü birden ne yapıyorlar ki orada? Bir şey mi soracaklarmış neymiş? O zaman ben gideyim Mirket'e bakayım. Çok merak ettim. Sen de bize bir tatlı yap. Ben mi? Evet Canan sen. Ne var? Gayet basit. Peki tamam anne. YouTube'dan izleyip yapabilirim herhalde. Ocağa dikkat et yeterli. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Acaba durumları nasıl? İyiler mi? Çok merak ediyorum. Bilgisayardan kontrollerimi yapmaya devam edeyim. Eyvah. Yakalandık. Kadriye geliyor. Mirket. Bizimkiler nerede? En son buraya gelmişler. Öyle dedi Canan. Evet Kadriye. Hayırdır niye soruyorsun? Kaç saattir ortalarda yoklar. Merak ettim. Akşam yemeği yiyeceğiz. Aç bir ilaç onları bekliyoruz. Kadriye. Aslında çok da merak edecek bir şey yok. Arkadalar. Neredeler peki göremiyorum.
kemküm, şey mi, ık mık? Hayırdır, bir durum mu var? Kesin benden bir şeyler saklıyorsunuz. Ben gidip kendim bulurum Mirket. Kadriye dur, beni bekle, dur. Hani neredeler, hiç göremiyor. Mirket, bu manzara da ne böyle? Merak edecek bir şey yok Kadriye. Gerçekten bak, sadece bir tane uyku makinesi icat ettim. Ve onları denek olarak kullandım. Gerçekten, birazdan uyanırlar zaten. Birazdan dediğin bütün gün yoklardı. Ve niye hepsi böyle kıpkırmızı Mirket? Ne oluyor şimdi onlara öyle? Ben icadımı bitirdikten sonra üçü birlikte bana başvurdular. Hepsinin de uyku problemi varmış. Kendi rızalarıyla denek olmayı kabul ettiler. İcat ettiğim makineyle onlara kırmızı bir ışın veriyorum. Şu anda mışıl mışıl uyuyorlar ve birkaç saate de uyanacaklar. Peki ya uyanamazlarsa, ya uyanınca üzerlerinde bir etki bırakırsa, o zaman ne olacak Mirket? Kendine güveniyor musun? Bilimde hiçbir zaman kesinlik yoktur. Tesadüf de yoktur. Güveniyorum desem olmaz. Güvenmiyorum desem olmaz. Ben anlamam Mirket. Hemen şimdi uyansınlar. Hadi bakayım çabuk. Bak polis çağıracağım yoksa ha. Kadriye hayır ya. Ne gerek var ki? Sadece bir deney için kullanıyorum işte. Bir sorun yok yani. Saatleri dolmadan uyanırlarsa çok agresif, çok sinirli ve çok fena olurlar. Hayır Mirket, uyandır onları. Sen bilirsin. Ben gidip düğmeye basıyorum. Kadriye hayır. Mirket, ne oldu şimdi böyle? Hepsi değişik değişik bir şeylere dönüştü. Ben demiştim Kadriye. Onların daha vakti var. Basma demiştim. Niye benim sözümü dinlemedin? Ne yapacağız şimdi Mirket? Nasıl normal haline dönecekler? Benim dediğim vakit dolana kadar maalesef bu şekilde yaşayacaklar Kadriye. Kadriye, beni niye uyandırıyorsun? Karnım da aç zaten. Mirket, yiyecek bir şeyler var mı? Gidip her yeri talan etmek istiyorum. Beni bekle baba ya. Ben de geliyorum. Ben de çok açım. Beni unuttunuz galiba. Tam 100 tane pide, 100 tane lahmacun, 500 tane dürüm yemek istiyorum. Mirket, bir şeyler yap çabuk. Çok kötü fikirleri var bunların. Tamam Kadriye, tamam tamam. Telaş etme. Şimdi gidip aletin fişini çekerim. Onlar da normale dönerler. Ama bir daha benim laboratuvarımda. İznim olmadan. Lütfen hiçbir şeye dokunma. Kadriye, açım dedim sana, duymadın mı beni? Ay Remzi, çok fena olmuşsun. Seni görmeye tahammül bile edemiyorum. Kadriye!